Türkçe sözlerimi çok eleştirdiğimiz ya da çok hassas eleştirdiğimiz istatistiklerle başlayayım. Bugün 30'a yakın şut, bunun 14-15 tanesi isabetli. İlk yarı %86 civarında bir, %70'in üzerinde bir oyun. Yine %90'a yakın pas oranı, birçok gol pozisyonu. Ve Opta verilerine göre, ki bu çıkarken arkadaşlara rica ettim nedir diye, o verilere göre biz 2.5'la gol beklentisi olan ortalama maç başı 2.5'la zaten öndeydik. Bugün 3.5 üzerine çıkan bir gol beklentisi var. Ve maalesef 0.9'un altında bir rakamla da yediğimiz 2 gol var ki onu yememeliyiz. Sanıyorum rakibin 2 pozisyonu ancak 1 gol yapardı ama 2 tane gol yedik ki yememeliyiz. Net gol pozisyonu 8. Evet, bizim rakip ceza sahasına girişimiz, oyundaki iştahımız, mağlup olduğumuz maçlara baktığımızda da hemen hemen bunların aynısını görüyorsunuz. Ama unutulmamalı ki kaybettiğimiz maçlarda da çok farklı değildi bu. Bu girdiğimiz pozisyonlardan faydalansaydık bugün belki bunları konuşmuyor olurduk. Birkaç tane daha var böyle istatistikler. Onları da aslında söylemek isterim. Bazı oyuncularımızın, bunları da geçelim, çok istatistiğe boğmayayım sizi. Bazı oyuncularımızın elbette ki performansından memnun değiliz. Onlar sakatlıkları ve biraz bizden uzak kalmalarından dolayı o ritmi yakalayamadılar. Yakalayacaklar da. Bunu yakaladıktan sonra ise takım olarak inanıyorum ki çok daha farklı bir boyuta geçeceğiz. En önemlisi biz hep birlikteyiz. Bence en önemlisi biz hep birlikteyiz. Hep birlikte kalacağız ve hep birlikte olacağız. Mutluyuz, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Biraz güven, biraz destek ve biraz da bu oyunun ve mücadelenin hatırına bir omuz bizim bu hep birlikteliğimizi zirveye taşıyacak. En önemli sonuç olacaktır. Şimdi oyuncu değişikliğindeki bizim tarzımız orada stoper almak tarzı değil. Orada biz ofansif bir hamle düşündük. Ofansif hamleyle devam ettik. Ofansif hamlede ya Deniz olacaktı, ya Ferdi olacaktı. Onun dışında belki orta saha düşünülebilirdi ama ofansif bir hamleydi. Çünkü savunmada savunma yapabilecek oyuncularımız var. İyi hücum yapabilen oyuncularımızı da daha iyi savunma yaptırarak daha hücumcu, daha atakçı bir takım olmak gayretindeyiz. Böyle bir fırsat da yakaladık ve bunu değerlendirdik. Daha da farklı bir skor olabilirdi. Arkadaşlar, Rami'nin durumu belli. Rami geçen salı, geçtiğimiz günlerdeki salı günü oyununu oynadı, iyiydi. Yine performans beklentimiz devam ediyor. Bir sorun yok. Yani kontratında oynama maddesi yok, onu biliyorum. Hocam tebrikler, farklı bir galibiyet. Gelmeden önce başlayan, sizi her zaman destekleyen taraftarlar bugün de yine sizi desteklediler. İlk günden destekleri sürüyor. Ancak siz kupa maçından sonra da söylediniz. Bir takım böyle hareketlenmeler, bir takım söylemler sizi rahatsız ediyor mu? Futbolcularınız... Söyledim, anlamadım. Söylediniz ya hocam, işte troller, sosyal medyada troller. Onun cevabını verdim. Devre arasında işte ben çok net bir şekilde verdim. Bir takım isimlerden bahsediliyor. İşte hocanın geleceği, yeni isimler geleceği. Bunlardan dolayı rahatsızlık duyuyor musunuz? Burada futbolu konuşsak çok daha iyi olacak. Çünkü biz futbolun dışına çıkmayı çok seviyoruz. Ve şu anda futbolun dışındayız. Ben o gün... Hocam bu kulübün içinde olan bir durum. Ondan kulübün dolayı... içinde mi? O zaman kulübe sorun. Bana sormayın. Nerede yani, soracağız hocam? Basın toplantısı. Ben kulübün içindeki teknik direktörüm. Kulübün içindeki bu işi sorumlulara soracaksınız o zaman. Bana sormayacaksınız. Eyvallah. Çok teşekkürler herkese. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim.